Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Not defteriniz var mı yanınızda? Var değil mi? Zaten normal kitap okurken de not alınca aşağı iniyormuş. Yani okuduğumuz değil. Onu mesela bir yer okudunuz. Tamam, orası orayı nazara almayın. Bunlar geçici şeyler. Şimdi okudun. O paragrafı hatırlatıcı istersen o metni yaz. Sonra intibahını yaz. Ama tarihte koy. Bir de mekan koy. Mesela Tepecik tarih 10 diyelim. Tarih koyuyorsun. Risale-i Nur nasıl insanın dünyasını değiştirdiğini 6 ay sonra göreceksin. Şimdi hürmete devam ediyoruz. Şu anlar 183. sayfadan okuyorum. Çok acayip bir yere geldik. Yani hürmetin ilk önce siz dikkat ederseniz içsel hayattaki durumunu. Neydi o? Akıl, vicdan, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye gidiyorum. Akıl, vicdan, gir içeriye, kalp, gir içeriye, ruh. Bütünlüğünün eylemsel tezahürüdür. Bu kalpte bu his varsa hürmet, dersimiz hürmet. Kalpte bir his varsa eylemsiz durmaz orada. İnsanın fiiliyatı, geçmişi şey yapıyorum, bir hulasa edeyim, unutmayalım diye. İnsanın eylemi var, fiili. Konuşması var. Nereden çıkıyor bu? Bu çok önemli ama. Bilgi ve ilmin neticesi değildir. Eğer eylem veya sözler ilmin neticesi olsaydı, alim bildiği için hata yapmazdı. Ve cebir olurdu. Çünkü bildiğin bir şey hemen oluyor. Allah da mesela kader ilim nevindendir. Kader ilimi bilmektir yani. Yap demek değildir. Yap demek emri değildir. Bilmektir. Tamam. Peki insanların fiiliyatı veya sözlerin dışarıya çıkma yeri neresidir? Kalbin ve hissin. Peki otura otura gidelim. Hissin yeri neresiydi? Vicdan. Vicdan soğan kabuğu demiştik. Soğan gibi düşün. Vicdanın en dış kabuğu irade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Latife-i Rabbani. Diyor ki insanların 77 hutbe-i şamiyede fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Akıl nedir? Süpürgecidir, bir alettir, termometre gibidir. Ne kafirdir ne Müslümandır. Vahiy muhatap olursa Müslüman olur. Peki akıl ne yapar? Örnek vermiştik geçen akşam. Derse gelmeyi niyet ederse kalpten, akıl 10 tane sebep bulur. Gelmemeyi niyet edersek akıl 10 tane sebep bulur. Psikolojide kullanayım şimdi. Eğer ben mutlu değilim der, kalbi hep olumsuzlukları hissetmeye başlarsa önüne hep olumsuzluklar gelir. Onu celbediyor. Adetullah kanunları nedir? Allah'ın ayat-ı tekviniyeleridir. Onları celbeden ve cezb ve celbeden bizim niyet, iyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Yani bu evamili tekviniye denilir. Bu 4 tane. İyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Yani konuşmalarımız, ilimlerimiz, düşüncelerimiz, her şey. Kalpte nereye niyet ederseniz, merkez neyse, dışarıya yuvarlandığı zaman o cinsten şeyler hareketlendirir.
Mesela niyet nerededir? Kalpte. Dışarıya çıktığı zaman vicdanda his olur. Kafaya çıkar, akıl olur. Serbest bölgeye gelir, düşünce olur. Dışarıda eylem olur. Somurtkan olur. Böyle yani iyi değilim. Yok canım. Her şey ters gidiyor. Hiçbir şey ters gitmiyor. Hiçbir şey ters gitmiyor. Güneş aynı yerden doğuyor. Yağmur yukarıdan gene indiriliyor. Buğdaylar gene çıkıyor. Armut elma vermiyor. Ne ters gidiyor? Söyler misin? Ters düşünüyorsun. Her şey ters gidiyorsa ters düşünüyorsun. Yok abi düzgün düşünüyorum. O zaman yöntemi bilmiyorsun. Yani şu eski hal muhal, bunu söyleyeyim ondan sonra başlıyorum. Ya yeni hal ya izmihlal. Yani insanın hayat serüveni devamlı değişiyor arkadaşlar. Mesela bebek süt içecek, ana sütü. Sonra mama, sonra çorba, sonra pirzola. Şimdi pirzola, anne sütünü özledim, mama özledim. Geçti o. Yani insanın tekamülünü sen kabul etmiyor musun? Eski hal, güzel bir hallerimiz var. Onu bekliyoruz. Olmaz. Değişti o. Çünkü kainatta, hayatta standartlık yok. Devamlı tekamül var. Bedensel itibariyle şey yok. Tekamül dediğimiz o dönüşüm yok Darwin dediği gibi. Ama ruhen vardır. Eskide o da vardı. Çünkü Kur'an söylüyor. Bazı kavimleri domuz, yılan, ayı, hınzır yapmış. Şimdi insan mürtet olabiliyor. Demek ki kalbimizdeki niyetimiz neyse Allah enne inne zenni abdibi ona göre önümüze çıkartıyor. Hiçbir tesadüf yoktur. Bir daha bu çok önemli psikoloji noktasında eski hal istiyoruz diyor ustada. Eski hal muhal? Başka neydi? Yeni hal ya da İzmir. Ne demek yeni hal veya İzmir'le? Ya yok olacaksın ya küllerinden dirileceksin. Yani eski hal muhal. Bebeklik dönemi bitti. Yusuf. O bitti abi. Ah önüme o geçse. O zaman sen geçmişi yaşıyorsun hala. Geçmiş bitti. Yeni. Nedir? İnsanın tekamülündendir. Yeknesak hayat doğru dahi olsa Adem'e gider. Adem'i incirar eder. Yani yeknesak bir hayat. Her gün namaz kılıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. İki güne eşit olanlar zarardadır. Şimdi bu geçmişi iki dersi hulasa ettim. Zannediyorum belki de. Şimdi aile hayatında hürmet nedir? İlk önce içsel dedim. Değil mi? İlk derste içsel hayatı anlattık. Hürmet bunları bütüne getirmektir. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Sonra eyleme çıkıyor. Sonra nereye uyguladık? Hatırlarsanız nereye uyguladık? Hürmeti ilişkilerde kullandık. Cemaatta yaptık. Değil mi biraz? Şimdi aileye uyguluyoruz. Hürmetin ailedeki yeri nedir? Hürmet. Hürmetin kaynağı neresiydi? Demiş miydik bilmiyorum. Histir. Vicdandadır. Vicdanidir. Konferansta Zübeyir abi bir şey diyor. Hürmet ve muhabbet diyor. Kime ne kadar, niçin yapılır? Biliyor musun? Baktınız mı? Bakar mısın o? Hürmet... Hasenatları çok olanı mı? Yok, şöyle diyorlar, siz Bediüzzaman'a çok fazla hürmet ediyorsunuz. Hatırladın mı abi? Siz çok fazla mübalağa ediyorsunuz bu abinize, bu kardeşinize, ustadınıza, Resulullah'a. Bir bakın bakalım kafanızda kalsın diye. Konferansta geçiyor. Hürmetin ölçüsü şudur diyor Zübeyir abi. Muhabbetin ölçüsü de şudur diyor. Ama sizin... bakmanızı istiyor. Bulunca okuyun. O şey değil, değil mi abi? Hani bir kişi sevapları, günahlarını... Yok. O değil değil mi? Hürmeti o değil. Diyor. Diyor ki, siz çok hürmet edin. Usta orada da diyor ki konferansta, hürmet elde edilen... Bak bakalım gerisini o okuyun. Elde edilen konferansta siz onu bulurken ben aile hayatını okuyorum.
aile hayatında hürmet nedir? Demek ki hürmetin yeri vicdandadır. Vicdan, vicdanı olanın hürmeti olur. Bir de hürmetin ansiklopedik bir cem, bir cümlemiz vardı. Bak şimdi arkadaşlar, bir insan hürmet ediyor bir yere. Bak, aslında oraya hürmet ettiğini zannediyor, hürmet etmiyor. Kendisini orada tanımlıyor. Yani bir insan niye hürmet eder? Kendi yapısında öne çıkan kıymetli, değerli şeyleri, kıymetli ve değerli şeylerin farkındalığı var. Bunun kıymetini biliyor. İşte bu içsel öne çıkan sıfatları karşıki taraf bunu besliyor, inkişaf ettiriyor. Bu sefer oraya bundan dolayı hürmet ediyor. O zaman oraya hürmet ederken gibi gözükürken aslında kendi öz değerlerine, kendi öne çıkan farkındalıklarını ifade ediyor. Hürmet farkındalığının fiili tezahürüdür. Mesela senin için kıymetli nedir? Para. Paracılara hürmet edersin. Senin için kıymetli olan şey nedir? Kariyer. Kariyere tabasmış edersin, boyun eğersin, makam. Senin için kıymetli olan nedir? Allah ve ahiret. Senin aleminde Allah ve ahireti kim inkişaf ettiriyorsa ki sizin dostunuz odur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gözüktüğü zaman Allah hatırlatan, konuştuğu zaman size ne yapan? Allah hatırlatıp rahatlatan. Ha, o zaman aslında içimizdeki farkındalığın karşılığında biz eylem gösteriyoruz. Hürmet ediyorsak sen de o cinstensin. Kime hürmet ediyorsun? O zaman dostun, düşmanın kimdir? Sen de o cinstensin. Seni belirleyen bir şeydir. Şimdi aile hayatında hürmeti okuyayım. Aile hayatının hayatı ve saadeti. Hayatın hayatı bak. Hayatın hayatı imandı kişide. Hayatın hayatı iman. Aile hayatının hayatı ve saadeti hürmettir. Kişinin özel içsel alemindeki hayatının hayatı imandır. Aile hayatının hayatı bir. Saadeti neymiş? Samimi, ciddi, vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet ile olabilir. Aile hayatının temel mutlu olmanın formülü bu. Sır bu. Şimdi buna durayım. Bulamadınız mı? Niye konferansta? Elde edilen diye yaz bak. Orada mesela şey. Elde edilen menfaata. Anladın mı? Şimdi bak. İstersen dursun o. Onu şey yaparsınız. Bir de okuyayım. Aile hayatının büyüleyici, sırlı, sihirli formülü şu. Aile hayatının hayatı, saadeti ise bir, samimi değil. İçeriden böyle boşun devrilsin. İçeride hoş geldin baba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İçeriden boşun devrilsin seni falan. İçeride acayip, dışarıda garay. Samimi. İçiyle dişi bir. Samimi ve ciddi. Ciddi ve fadarane hürmet. Görüyor musun? Bu birincisi. İkincisi, hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet. Hürmet ve merhamet. Aile hayatı bununla olur. Aile hayatının hayatı hürmetledir. Saadeti ise merhametlidir. Nazm-ı Mani ile çıkarttım. Tahta olsaydı yazardım. Dışarıda olsaydı dersimiz. Bak Nazm-ı Mani nasıl çıktığını göstereyim size. Nazm-ı Mani, Yusuf. Aile hayatının hayatı. Yaz buraya. Aile hayatının hayatı. Burayı bırak. Ve saadeti. Tamam mı? Şimdi hayatında devam ediyorum. Ciddi ve vefadarane hürmet. Ciddi ve fadarane hürmet. Altına geç. Hakiki ve şefkati fedakarane merhamet. Demek ki
Hürmet neymiş? Aile hayatında hürmetle merhamet, hürmet ile merhamet aile hayatının hayatıdır, saadetidir. Şimdi onları tek tek biraz şey yapayım. Saadeti, aile hayatının saadeti ve samimi ve ciddi vefadaran hürmet. Vefa şu. Malzeme veriyorum size. Veya öyle zannediyorum. Şimdi bir aile hayatına kız büyüyor. Oğlan büyüyor. Oğlan hanım itibariyle, hanım olarak modeli kimi görüyor ilk gözünü açtığı zaman? Anneyi. Annesini görüyor. Değil mi? Büyüyor yani. Kız kardeşi olabilir, ablası olabilir ama o herkesin yok, her evde yok. Ama her çocuğun annesi var ortalama, ekseriyetle. Kız çocuğu büyürken erkek olarak, model olarak kimi görür? Babasını görür. Kardeş abisi olabilir ama ekseriyeti bu. Şimdi o zaman kızın dünyasında erkek modeli... Müdafalarda geçiyor abi. He? Müdafalarda, konferansında yok. Konferansta var. Müdafalar, oku bakayım müdafayı. Şu anlarda. Hürmet ve tazim, büyüklük ve kemalatın... Dur! Ötesine. Yavaş abim. Hürmet ve tazim... Hürmet... Ve tazim... He. Hürmet ve tazim, büyüklük ve kemalatın derecesine minnet ve şükran da elde edilen istifadenin miktarına göre olduğuna nazaran. Tamam kılır. Zübeyir abinin. Evet, müdafaa değil. Evet. Hürmet ve tazim, büyüklük ve kemalata göre, minnettarlık ise elde edilen istifadeye göredir. Tamam, çok güzel. Şu anlar kaçtı sayfa? Şu anlar sayfa abi. 549. Öyle mi? 549. Evet. Şimdi bak arkadaşlar, şimdi size bir şey okuyacağım. Ezberlemalarda yeri var. Aile hayatının hayatı bak. İnsanda olsa hayatın hayatı imandır. Aile hayatının hayatı hürmettir. Aile hayatının saadeti ise merhamettir. Şimdi hürmeti konuşuyorum. Şimdi çocuk büyüyor. Kız çocuğu büyürken model olarak bir erkek model, erkek nasıl tanır? Nasıl? Aleminde bir insan oturur. Erkek oturur. Babayı görür. Baba gibi düşünür bütün erkekleri. Oğlan çocuğu büyürken kadını ana gibi düşünür. Tamam mı? Bak bu şey ciddi bir şey anlatacağım. Nerede anlatıyor? 24. lemada arkadaşhane... Üçüncü hikmet. Arkadaşhane ve ferzendane diyor. Arkadaşı anlatacağım şimdi size. Çok garip. Tamam, buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Şimdi evlendiği zaman kız ise babası gibi, baba aleminde erkek modeli vardı ya, o erkek modeli kimdi oluşturmuştu? Babası. Gitti evlendiği yerde de kocasını babası gibi görmek ister. Olmayınca kavgalar başlar. Oğlan aleminde kadın modeli nasıldı? Annesi gibiydi. Çünkü öyle büyüdü. O ortamda büyüdü. Yani bizim Karadeniz'de şöyle bir şey var. Pet şişesi, büyük şişeler var böyle. Az ufak su şeyi. Şu kadar ufak. Şuraya daha hıyar ufakken, hıyar yavruyken buraya koyarlar. Şişeyi yere koyarlar büyük. Dibi geniş, ağzı ufak. Buraya hıyar koydun mu abi? İşte eğer 2-3 günde bir giderler, ona buraya hıyar koydun mu hıyar büyür. Büyür, şişenin şeklini alır. Ama şeyden kopmamış da yani, anladınız değil mi şeyinden? Kaynağından kopmamış sapından. Büyününce hıyar şişenin şeklini alır. Sonra bunu koparırlar, su koyarlar, kapatırlar üstüne, hava almasını koyar. Der ki ulan hakikaten bu hıyarı bu şişeye nasıl soktu ya? Nasıl soktu bunu? Akıl almaz. Meğer burada büyüttü. İnsan da böyledir. Evdeki hadis kişiler bizim şişemiz gibidir, fanus gibidir. Bizim istidat kabiliyetlerimiz de hıyar gibidir. Ona göre şekil alıyor. Şekil alıyorsun, tamam mı? Şekil alıyorsun. Şimdi bak. Şimdi kız büyüdü, evlendi. Aleminde bir erkek modeli var. Babası. Babası gibi arar. Tutmaz tabii. Oğlan evlenir. Aleminde bir kadın modeli var. Annesi gibi.
olmasını ister. Eşi böyle değil. Kavgaya başlar. Ustad bunun çaresini şöyle bulmuş. Orada ne diyor biliyor musun? Arkadaşhane. Ne demek biliyor musun? Arkadaşhane. Baş. Ben evlendim. İlk önce erkek olarak söyleyeceğim, sonra kadın olacağım. O arkadaşhaneyi izah edeceğim. Mesnevi'den buldum da bunu. Şimdi kız ben evlendim, eşim geldi. Nasıl düşünüyordum? Annem gibi düşünüyordum. Tamam mı? Annem gibi düşününce, yani şu, annem gibi bana davranmasını istiyor. Ama bu mümkün değil. Tamam mı? Mümkün değil. O zaman ben şöyle düşüneceğim erkek olarak, sonra kadın olacağım bakın. Bu kadının gözünü kapat, bu eşimin. Gözünü kapat. Anne babasını düşün. Dindarlığını, hayata bakışı, kültürünü, doğduğu, büyüdüğü, anne babasının yaptığı işi, helal, haram yaptığı iş, bu kızını neyle büyüttüler? Yedirdikleriyle. Bir de bu kızın okuduğu. Kursa mı gitti, mamatibe mi gitti, şey mi gitti? Yani dinletir. Tamam. Bu kızı böyle hayal edince, buna empati diyorlar. Öyle baktığın zaman annen gibi bir beklentiye hakkım olmadığını görürsün. O zaman o kız kocasına ne bekliyor? Geldi babası gibi. Diyor ki, ey erkek, bu senin eşin ama sen buna arkadaş ol diyor Risale-i Nur'da. Nasıl arkadaş olacağım ustam? Şimdi bu gelen kadın, kadına babası gibi ol. Babasının boşluğu var. Evinden ayrıldı, senin eve geldi gelin. Şimdi bir beklenti var. Bulamayınca zaten bir şokta. Çünkü baba gibi bir erkek modeli olacaktı. Benim gibi bir adam denk geldi. Yani ne olacak? Şimdi diyor ki, ey erkek, bu gelen eşine beklediği o babası gibi davran. Gelen eşine abisi gibi ol. Gelen eşine kardeşi gibi ol. Bu arkadaşhane. Yani o kadının bu ihtiyacını gider. Yani baba ihtiyacını, abi ve kardeş ihtiyacını gider. Şimdi kadın oluyor. Gittim o eve, gelin oldum. Kocamın beklentisi nedir? Annesi gibi olmamı istiyor. Çünkü o kocam denilen adam, erkek, ailede büyüdü. Kim büyüttü? Annesi. O zaman onun aleminde kadın modeli annesidir. O zaman kadına diyor ki, sen kocanın sesi kapatmayanları iptal et ki bizi de meşgul etmez. Annesi gibi bekliyorsa, annesi gibi netice bekliyorsa, ey kadın, ona annesinden beklediklerini vermeye çalış. Ey kadın, kocanın ablası veya kız kardeşi var. Ondan bir beklentileri var. Sen de o beklentileri gider. Yani kocana ana ol, kocana kardeş ol. Ey erkek, karına baba ol, karına kardeş ol. Üstad bunları komple anlattıklarım, daha anlatılacak çok şeyi nereye koymuş? Eşine diyor, arkadaşhane olun diyor. Arkadaş. Ha? Şimdi bunun adı samimi. Samimi bu, benim anladığım. O zaman aile hayatının hayatı bir, hürmet, iki, merhamet. Hürmetin içine açıyoruz. Samimi, ciddi, vefa. Vefadarane hürmet. İşte samimi bu. Ona topluyorum. Ey erkek, hanımına babası gibi, kardeşi ve abisi gibi ol. Ey hanım, gitti evin, yani kocana annesi gibi ol, ablası gibi ol, kız kardeşi gibi ol. Beklentilerini ona göre şey yap. Tamam? Sonra ciddiyeti de şeyde anlatır, işaret icazda anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük sıfatı ciddiyettir. Nedir o ciddiyet? İkide bir böyle doğruları değişmemesi lazım. Bir böyle bir böyle. Her gün değişiyor adam ya. Her gün değişen bir kadın düşünün. Her gün doğruları değişen bir erkek düşünün. Her gün değişen bir kardeş düşünün, bir abi düşünün ya. Her gün doğruları değişiyor, oynak. İşaret-i cazda diyor. Peygamberlerin en büyük sıfatlarından bir tanesi de ciddiyettir. Dava adamı olup olmadığının alameti
sıdk ve ciddiyettir diyor. Hatırladınız mı? Ha, işaret ucazda nübüvvet nerede? Şurada olması lazım. Bakayım bulabileceğim. Ha. Ahlak-ı âliyeyi. Ahlak-ı âliyeyi ciddi ne demek? Âli ahlakları ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Beni böyle böyle görüyorlar. Zor görünce hemen tonistan yapıyorum ki ayette topukların üzerine geri döndüler diyor. Sen yumpur yapmayacaksın. Doğru Musa. Yumpur yok. Doğru Musa. Ciddi. Bu gurur kibir değildir. Bak diyor ki ahlak-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikata yapıştıran ve yaşattıran sıdk ile ciddiyettir. Eğer sıdk yani doğruluk kalkıp araya kisp girerse, yalan girerse aile hayatında veya kişide de, eğer sıdk, doğruluk kalkar, insanın içine araya kisp, yalan girerse, rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur. İkide bir böyle. Peki yalan nedir temelinde psikolojik olarak? Ben biraz mesleğim ya, psikoloji. Psikolojide yalan, ilk önce karşıyı aldattığını zannediyorsun. Allah Resulü demiş. Yalan, kendisine ihanet edendir. Mesela onu aldattın mı? Onu aldattığını zannediyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, aldatan aldanandır. Eğer sen nefsine aldanmamış olsaydın, aldatamazdın. Ahirette bunun bedelini bileceğinden dolayı. O zaman, peki ben yalan konuşurken yalan dediğimi biliyor muyum, bilmiyor muyum? Şimdi biraz, he? Biliyorum değil mi Resulüm? Bak yalan konuştuğumu biliyorum. Ama doğruyu da biliyorum. Ama yalan söylüyor. Peki benim psikolojimi hayal et. Doğruyu bildiğim halde tersini söylüyorum. Bu nedir? Kendim inkardır. Bilmesi zaten yüzü kızarır. Ya. Anladın mı? Kendini inkar etmektir. Kendini ortadan kaldırmaktır yalan. Şahsiyet bozukluklarında olur. İşte arkadaşlar aile hayatının hayatı hürmet. Aile hayatının saadeti ise merhamettir. Hürmette üç tane sıfat var aile hayatında. Bir, samimi olacağız. Biraz önce anlattım. Samimi, ona arkadaş, baba ve abi şey gibi olacak, annesi gibi. Ciddi de ikide bir doğrularımız değişmeyecek. Yani Risale-i Nur'u niye böyle okuyorum? Hazreti Ali diyor ki, radıyallahu anh, fecme havassaha bi hayri tumimet. Sözlerin, külliyatın bir mevzu araştırıyorsanız diyor, onunla alakalı manaları topla. Fecme havassa, havaslarını yani onu bütünleye parçaları bir araya topla. İşte Risale-i Nur'un sözleri ve harfleri. Harf diyor, harf. Değil kelimeleri araştır. Harflerinde sır var diyor. Tamam? Onun için ciddi, ciddi ne demek? Biraz önce işaret edeceğiz de okudum. Ahlak âli ve yüksek huyları ruhuna yapıştıran ve yaşattıran, devam ettiren sıdk ile şeydir, ciddiyettir. Ciddiyeti de anladık. Sonra vefa. Şimdi kızma olur. Yemekteki tuz kadardır. Kızma olmaz olur mu ya? Ben kendime kızıyorum. Ailede de kavga gürültü olur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde de olmuş kavga gürültü. Ama hakim olmamalı. Yemekteki tuz kadı olmalı. Şimdi yemekteki tuzu tek başına yiyin. Olmaz. Ama yemeğin içinde de çok da güzeldir. İşte kavgalar, gürültüler, küsmeler yemekteki tuz kadı olmalı evde. Ondan fazla olmamalı. Tuz da olmamalı. Tansiyonunuz artar. Ha? Tuzsuz olursa da tansiyonunuz düşer ya. Demek ki o kadı olmalı. Nedir o? Vefa. Bu kardeşin, bu eşinin. Niye kardeşin dedim? Aile hayatı dedi ya. Eşi, hanımı veya kocası bir kere Müslümandır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ha? Şimdi vefa şu. Herhangi bir hadis olduğu zaman gözünüzü diyor ustad, kafanızı kaldırın, onun güzel sıfatlarını görmeye çalışın diyor. O zaman o tepki vermeyeceksin.
Şimdi evde kavga oluyorsa ne var biliyor musunuz? Kavga sebebi olduğundan değildir. Bir daha, evde küs varsa, kavga gürültü varsa, kavga sebepleri, olumsuzluklar olduğundan değildir. Niye kavga oluyor? Eğer, Uvvet Hisarsı'na söyleyeceğim. Kalpte muhabbet varsa eşine, artık kusur görmez. Muhabbet gözü, kusur görmez. Eğer sen kavga ediyorsan, kusuru görüyorsun. Kusur görüyorsan, muhabbet yoktur demektir. Muhabbet gözü, kusur görmez. Kusuru görüyorsan, ki görüyorsun kavga. Peki, adalet gözü, iyilik görmez. Eğer bir evde kavga oluyorsa, namus hariç bir. Bir de sadakat denilmiş. Kocasının malını, mülkünü peşkeş çekiyorsa, yani boşanma sebebidir. İlk malını, mülkünü, yani çocuğunu, evladını, bunun rızası dışında büyütüyor. Malın mülkünü darmadağın ediyor ekonomisini. İki, namusuna mukayyet değilse, diğerleri hikaye, sebep değil. Bir daha Uvvet Risalesi'ne söylüyorum. Psikolojinin temeli Risale. Kaçıncı mektuptu Uvvet? 22. mektupta diyor ki, muhabbet gözü varsa kusur görmez. Dersin başında dedim ki, derse gelmeye niyet ettim. Niyet kalktı ya, niyet ettim. Akıl diyor ki tabi gitmen lazım ya, sen kaç günden beri gitmedin, orada teneffüs edeceksin, maneviyat şöyle olacak, 10 tane sebep bulur diyeyim. Niyet ettim gitmemeye. Ya evde de okursun ya, kalben berabersiniz, evde de Risale var ya. Ne niyet ederseniz akıl önünüze onun delillerini getirecektir. O zaman derse gelmeme sebeplerinden dolayı gelmiyorsun değil, niyetin olmadığından. Ama seni aşan sebepler hariç, işte ameliyattı vesaire. Daha temele in, temele. Ailevi sorunları bana anlattıkları zaman, eskiden muhatap oluyordum, şimdi hiç olmuyorum. Şöyle diyordum, dinliyordum. Kaç dakika, yarım saat mi aldı, 15 dakika? Diyorum ki sorun sende. Niye? Çünkü sen kendini sevmiyorsun. Kişi kendisini sevmese beni, eşini nasıl sevecek ya? Bir daha. Ailede kavganın sebebi sebepler olduğundan değildir, muhabbet gittiği içindir. Başkaları karışıyor evin içine. Karıştırmıyor. Koca da karıştırmayacak, hanım da karıştırmayacak. Bunu nasıl yapacaksın? Abi yapamıyoruz. Adım gibi söylüyorum, tapu gibi. İsim soy isim ne kadar ayrılmaz. Eğer bir evde huzur istiyorsanız sakın aile binasında oturmayın. Yani üstü babam, onun üstünde ablam, kardeşlerim, amcamın çocuğu. Hemen orayı terk edin. Kiraya verin, başka yerde kiraya oturun. Aile hayatını zehir eden dinamitlerden bir tanesidir. Biz Osmanlı çocuğu değiliz. Eskide 100 metrekare tahtalı ve çamurlu evde 4-5 aile otururdu. Yerleri dardı, gönülleri genişti. Şimdi bir karı koca 100 metrekare daireye kavga ediyorlarsa gönülleri dar, yerleri geniş. Ne yapacak? O evde aile yerinde oturmayacak. Aile binasında oturmayacak. Oturursa ya çocuklar kavgaya büyük etmeleri, büyükleri sıçrar veya kadınların kavgası erkekleri sıçrar. Mutlaka sıçrar da sıçrar. En azından en basit. Yok sofra bezini silkeledi. Yok şunu yaptın, camı yaptın. Yok gürültü yaptın, çocuğu şey yapın. Mutlaka bir şey bulur. Kadın kadının kavga etmeyeceği dünyada yoktur. Nasıl bu kadar konuşuyorsun? Kadının en büyük düşmanı kadındır. Erkek değildir. Allah Resulü'nün hanımları var. Bir bardak balı Allah Resulü'nü haram etmişler ya. Bir bardak. Yani niçin? Kadın atmosfere benzer. Eksik değiller. Ama devamlı değişkendir. Ne ikide bir değişiyor demeyin diye söylüyorum. Devamlı hislerle hareket eder. Erkek ise mantıksal. Kadınlar sonuca göre değil süreci konuşurlar. Konuşarak çözerler. Erkekler süreç değil sonuca göre mantıksal ve matematiksel çözümler üretir. Fark bu. Çok konuşmasının sebebi çocuğa üşenmeden, usanmadan, yorulmadan devamlı anlatsın. Bak oğlum bu. Çocuk soruyor. Baba bu ne? Bardak oğlum. Dedi bak. Bir daha biraz sonra sordu. Baba bu ne?
Dedik ya yavrum bardak işte ya. Bir daha bir saat sonra baba bu ne? Elinin körü. Bardak işte lan. Kaç defa diyeceğiz lan sana? Baba terbiye edemez böyle. Ama kadına bir günde 50 defa sorsun. Aynı heyecanla, aynı zevkle onu anlatır. İşte Allah çok konuşsun. Çünkü üşenmeden, usanmadan çocuğu böyle anlatsın diye. Kadının eksikliği değildir o. Sen eksik düşündüğünden eksik görüyorsun. Ama bunu çocuğa anlatmayı kocaya yaparsa baba çok konuşuyor. Ama çocuğa yapmasa az konuşuyor. Erkek de öyle. Yani her şey yerinde. He? Kadının çocuk eğlencesidir diyor. Eğlencesidir. Çocuk nedir diyor usta da? Kadının eğlencesidir. Hiçbir kadın veya hiçbir erkek erkeğinden birbirlerimize kadın mı erkek mi üstün demiyor. Hayır. Allah katında üstünlük takvadadır. Ben çocuk doğuramıyorum diye eksik olmadığım gibi kadın da ben işte niye erkek gibi olamıyorum diye eksiklik yoktur. Fıtratta Allah bunu ne için yarattı? O işte kullanmak budur, hürriyet budur. Gözünle işitmeyi, işitmeyle görmeyi talep edersen, aklen bilinmesi gerekeni göze indirgersen, sen ahmaksın. Kadının vazifesi ayrı, erkeğin vazifesi ayrıdır. Kolum ayrı, burnun, gözün ayrıdır. Tamam? Karıştırmayacaksın. Karıştırdın mı, karışık adam olursun. Demek ki vefa, yani aile hayatında söyle, ona bir iki kelama dediğim de, aile binasında oturmayacaksınız. Aileler iyi olmasını istiyorsanız fazla, bu asır bunu iktiza etmiş, kadınlar bir araya fazla gelmeyecek. Kadınlardan, kızlardan vakıf olmaz kardeşim. Vakıf olmaz. Asıl saadette yoktur. Asıl saadette ashab-ı sufa var. Erkeklerden başı da Ebu Hüreyre'dir. Ama dershanede kalır, vakıflık yapar, nasibi çıkarsa evlenir. Çünkü yarın hastalanır, yaşlanır, anne, babası, kardeşi kalmaz. Onun hastanın özel ihtiyaçlarını kimse gideremez. Onun için hizmet edebildiği kadar edecek, o kadar. Bak onu karıştırmasın. Çünkü ne asıl saadette vardır, ne de İslam'da uygulamak var. Ne yapacak? O büyüdüğü zaman kız vakıf oldu 30-40. Abisi vefat etti. Babası da yok. Bunun hastane ihtiyacı olur, özel ihtiyaçları olur. Kim? Cemaatten kim giderecek? Ablalar giderir. Onu da tahakküm vesilesi yapar. Bak sana bunu yapıyoruz ama ben çok gördüm. Ömrüm geçmiş. Bak beyaz saçım değirmende olmamış. Bazarettin Hazretleri 17 yaşından beri bu parkür değil. Dershanecilik değil. Bu olmasa olmaz. Bu böyledir. Bu yoktur tatbikatta ve sıkıntılıdır. Ha, erkekler de binada, evliler binada, aile binasında oturmayacak. Ona davetiye çıkarıyorsun. Ne? Kavgaya. Yani sen iyi olsan, çocuklar var, aile var. Aile, bir de yerinde durmayan kayınpeder bakanlıkları var, kayınvalide bakanlıkları var, görümce bakanlıkları var. Onlar hep müdahil olur. Bir tane zaaf gördüm mü? Kadın biraz safsa, erkek biraz safsa, otoriter değilse, işte görümcesi girer devreye, kaynanası o girer, buraya. Bir sürü hallak pamuğu gibi olur. Çare ne? Kur'an'ın ayetin tabiriyle, hecren cemiyla, güzel bir şekilde kavga yapmadan hemen ayrıl. Hemen. Oradan ayrıl. Uzak ya. Aynı mahallede de oturma. Uzak. Çünkü biz daha ticaret kardeşi değiliz. Müslümanlar ortaklık olmaz. Onun için diyorum ki ya Rabbi, kafirin zulmünden, Müslümanların fitnesinden beni muhafaza eyle. Biz daha ticaret yapacak ahlakta değiliz. Aile binasında oturacak aile değiliz daha. Ha? Bunu niye anlatıyorum? Vefadan anlatıyorum. Vefa, siz bize bir kardeşimizden, eşimizden, aile olduğu için ailede misal veriyorum. Kocasından veya karısından olumsuz bir şey geldiği zaman, ustad diyor değil mi? Kaldır kafanı, onun güzel sıfatlarını hayal et. Bunlar gözükmez. Ama sırf o davranışını, o sözünü alırsan, o kareyi alıp bununla amel edersen,
onun bütün güzel sıfatlarını yok edersin. Yok olur. Onun için Allah'ın haşirde kullarına yaptığı muamele ile diyor, ey kullarım siz birbirinize dünyada muamele yapın diyor. Ayet değil mi? Nerede geçiyor? 13. lemada. Nedir o? Muvazene-i ama. Yani Allah iyiliğimizde, kötülüğümüzde, iyilikle kötülük mukayese edecek, kantara tartacak. Hangisi galipse öyle muamele edecek. Şimdi bir iyiliği var, koy cennete. Bir kötülüğü var, koy cehenneme. Allah böyle mi yapıyor? Yok. Bende bir kötülük oldu. Eşim hemen çukurun çukuruna. Olmaz kardeşim. O zaman vefa. Vefa demek rastladın onda bir kötülük değil mi? Dedi, yaptı. Rüştü abi derdi ki sinirken, sinirlendiği zaman bir laf söyledi. Onu takip edersen o sözü, onun güzelliklerini unutur da sırf bana böyle demiştin diye takip etme. Bu köpek fıtratlıdır derdi. Köpek diyor o koku izi takip eder. Onu hiç bırakmaz. Ne atarsan yap o kokuya gider. Ya şu asabiyken dedi ve eklerdi, devam ederdi. İnsan asabiyken aklını ve hissiyatını kontrol edemez. Kim gizli niyetini çıkarır? Hayır. İçerideki şeytan bu ağzı kullanır. Hadiste susun diyor. Sinirliyken susun diyor yani hadiste. Hadiste ne diyor? Kelam kullanmayın. Evet. Sinirlendiği zaman sinirliyken susun diyor. Arkadaşlar şu bir insan o sözü söyledi, o davranış yaptı. Hayatının ekseriyetinde bu varsa tamamdır, ondandır. Ama ani ve fani olmuştur, ondan değildir. Muhakemata geçiyor gene delilim. Bir kişiden sudur eden bir efal veya söz sorun. Diğer biraz zaman geçti. Sen bundan bunu söylerken bunu mu kastettin? Öyle diyor. Yani sarih dahi olsa, ya sen böyle dedin. Ya öyle dediğime bakma ya, asabiydim. E peki asabiyken kim söylüyor? Beşeriyetin. Nefis söylüyor. Şeytan söylettiriyor. İçimde küfür ettiren, Allah'a bile küfür ediyor. Peygamber'e küfür ediyor. Bugün acayip birisine denk geldim içeride. Yatakta ha. Acayip birisine geldim. O kadar garip ki. Koydu karşısına, peygamberi koyamıyor. Çünkü bende kaliteli ya böyle. Allah'a koydu. Bazı muamelesini koydu. Biraz oturdum böyle. Güldüm biliyor musun? Cevap vermedim. Adamı fark ettim ya. Bir baktım yok adam. Hiç cevap şey yapmadım. Hani şunu demek istiyorum bununla. Ağzımızdan çıkanı veya yaptığımız her hareketi düşünerek, kontrol ederek yapamıyoruz. Değil mi? O zaman karşıdan da böyle bir şey bekleme. İşte vefa, son cümlemiz olsun ben. Vefa ondan bir olumsuz kelam veya davranış gördüğün zaman kafanı kaldır. Onun geçmişteki güzelliklerini, faydalılıklarını öne çıkar, onu görme. Çünkü Allah da sana öyle muamele edecek. Afla muamele edene afla liyakatı olur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Af etmeyene af hakkı yoktur. Bu paragrafı okuyup keseceğim. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise aile hayatını ne yapar? Bak bu hakiki hürmet. Aile hayatında görüyor musun? Ve samimi merhamet ise ne yapar? Merhamet ya. Ha. Ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirleriyle pederane, burada geçiyor. Pederane, fersendane, kardeşane, görüyor musun Resul? Bak kardeşane, eşine bak. Eşine şöyle ol. Karı kocaya diyor ki birbirlerinize pederane, baba gibi ol. Ey erkek, eşinin babası gibi ol. Ey kadın, eşinin anası gibi ol. Bak, birbirlerine pederane, ferzendane. Ferzendane ne demek? Ferzendane, evlatla yakışır şekilde. Evladı gibi ol. Mesela kadın kocasına evladı gibi davransın. Kadın kocasına o adamın babası gibi davransın. Kadın kocasına eşinin ablası, kardeşi gibi davransın. Erkek ise karısına
babası gibi, eşine abi, kardeşleri ve evladı gibi davransın. Ferzendane bu. Kardeşane ol, arkadaşane ol. Münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Demek ki burada bitiyor dersin. Bir aile hayatında hürmet ve merhamet nasıl aile hayatını cennete çeviriyor? Bir, samimi, hürmetin temelini söylüyorum. Samimi, sonra ciddi, vefadarane, hürmet. Bu hürmet oluyor. Merhametin altyapısı neydi? Hakiki ve şefkatli, fedakarane. Hakiki, şefkatli, fedakarane merhamet. Hakiki merhamet, hakiki şefkat, hakiki fedakarlık. Hürmet babaya merhamet anneye bakıyor diyebilir miyiz abi? Evet, çok güzel. Çünkü hürmetin, hürmet nedir? Aşağıdan yukarıya yapılır. Merhamet ise yukarıdan aşağıya yapılır. Bu tam tersi olursa yani bu istek. O zaman makamlar birine değişir. Tam tersi ne olursa ne olur biliyor musun? Bu isteğin diyorum yani. Bir kadın annesi gibi oluyor ya abi. Onu işte bu değiştirirse tam istemiyorsa yani. Onun gibi olmak istemiyorsa. O zaman işte kavga olur. Yani roller değişir. Herkes roluna sahip ve kanaat etmeli. Ben kocaysam, ben eşimsem, hanımsam benim vazifem bu. Ama istisnalar var mı? Aslıdır. Hakikaten eşimin o tarafı yok yani. O gideririm ama onu başına kalkmak olarak takvim yapmak için kullanmam. İşte aile hayatında bu Şualar 183'ten okudum. Aile hayatının cenneti, saadeti imani bil ahiret. Bu derste ne anladık? Ahirete iman ne kadar insanda hakim olursa evi cennet gibi olur. Çünkü niye? O eşim var ya, hanımım veya kadın diyecek ki bu kocam. Sırf dünyadaki eşim değil. Ebedi hayatta da refikay hayatımdır. Bilirse o zaman onu üzmez. Yani bu evlilik, İslam'a göre evlilik vefatla bitmiyor ki. Tam tersine ezeli ve ebedi ahirette devam ediyor. Peki mutlaka beraber mi? Hayır. Diyelim ki kadın namaz kılmadan gitti veya erkek namaz kılmadan gitti. Beraberdi ama dinin gerekliliklerini, vazifelerini yaptılar. Ama bir tanesi namaz var, bir tanesi yok. Cennete gitti kadın. Erkek namaz kılmadı. O zaman kadın nereye gitti? Üçüncü tabaka. Üçüncü tabakada eşi de olmayan başka erkek vardır. Onunla evlenecek. Tabakadakiler birbirlerine evlenecekler. Mesela diyelim ki, bu çok azdır ama, diyelim ki karı koca makamları farklı. Beşinci tabakada birisi, birisinci tabakada. Allah merhametle bir araya getiriyor. Ama çok istisnadır, beyinlerinde unutulup, oradaki de oradan evlenir. Her şey dengeli, adaleti göreceği için. Peki kadınlar şunu sorabilir. Biz erkekler kadar sevap kazanamayacağımız için cihadı var, namazı hiç kesik değil, orucu devamlı tutuyor vesaire. Biz bu eksikliği, kadınların da kolayı var. 11. lemada diyor ki bil kuvve, bil istidad, bil kayet, bil kast, bil meyil, bir taraf kirlik vesaire. Yani kocasının davasına sahiplense, yani niyeti var ya, niyeti buysa, aynı o kesilmeler, eksilmeler yapamadıklarını yapılmış gibi kabul ediliyor. Yani kolay kolay karı kocayı Allah ayırmaz. Çünkü ayrılmasını istemiyor Allah. O zaman evde, son cümlemiz olsun, evde huzur isteniyorsa ahirete iman artması nispetinde olur. Çünkü ahirete iman artarsa haddini bilip insan hududunda kalır. Ahirete iman arttıkça samimi hürmet olur, samimi merhamet olur. Samimi hürmet, samimi merhametin olduğunu nereden biliyoruz? Bir, birbirlerine peder gibi olacaklar, birbirlerine ferzendane evlat gibi olacaklar, birbirlerine kardeş gibi olacaklar,
birbirlerine arkadaş gibi olacaklar. 4. Bu lemalarda bir farklı bir cihetini söylüyor. Dediğiniz yerde farklı bir cihetini söylüyor. Evet. Lemalarda da karı ve koca mabeyninde bir emniyeti mütakar. Emniyeti de kullanıyor abi orada. Üçüncüsü de o. Emniyet. Samimi hürmet ve muhabbet. Muhabbet. Emniyet. Yani öbüründe de aile hayatını genel manada kapsıyor. Yani burada daha önce karı koca mabeyni. Bu şey karı koca. Bu aile. Evet. Bu yuva. Mesela kardeş var, babaanne var, dede var. Ama o karı koca. Bir, karı koca da üç tanedir. Ailede iki tane. Merhamet, hürmet ailededir. Karı koca da merhamet, hürmet, bir de şey, emniyet. Yani güvenecek sana. Peki, güvenmeyi nasıl yapacaksın? Abi suizan ediyor eşim bana. Bak, Müslüman suizan etmez. Ama Müslüman suizana da vesile olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor. Örnek vereyim. Ayşe validemiz de gece sokaklaması yok ya o zaman. Bir yerden bir yere giderken bir kısım sahabeye denk geliyor gece. Siyah giymiş Ayşe validemiz. Siyah gece. Kim yani? Allah Resulü selamünaleyküm aleykümselam sahabesi ayrıldı. Allah Resulü bak Ayşe validemize dedi ki dur burada. Çünkü sahabenin hatırına gelir. Gece gece hangi kadını götürüyor? Bak, dur burada diyor. Hemen onları, kim veya Cebrail mi geliyor bilmiyorum. Dur diyor. Hemen deli dönüyor. Ey ashabım durun diyor. Buyur ya Resulallah. Ey ashabım bu yanımdaki helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir. Onlar da hemen mantıklı. Hemen estağfurullah ya Resulallah sana suizan mı edecektik? O da cevap veriyor. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Ya kurban olurum davana. Kendisini kurban istememiş ya. Yani bu nasıl bir psikoloji ya? Mesela suizan etmez. Etmez ama beni suizana soktun. Nasıl yapayım? Kafam oraya göre gidiyor. Bir sürü WhatsApp'ta yazılarım var. Resimler. Nasıl etmeyeyim ya? Bak o zaman ya suizan ediyorsun suizan haramdır. Hayır. Suizana vesile olmak suizandan daha beter haramdır. Mahkemattan çıkarıyor. Mahkemata diyor ki ifrat mı zarar, tefrit mi? İfrat tefriti doğurduğu için ifrat daha muzirdir der. Suizana sebebiyet vermek suizan yapmaktan daha beterdir. O zaman suizana vesile olmayacaksın. Tamam? Peki. Burada duruyoruz. Şu anlardan diyor kalbi insanda hürmet hani hürmeti yani burada vicdan demiş. Bir de söyler misin? Kalbi? Kalbi yani kalbi insanda hürmet ve merhamet çıksa diyor. Sanki burada kalp orada söylüyor ya hürmetin yerine. Tamam şöyle Resulüm. Şimdi kalp bunu çok soruyorlar. Mesela vahiy de öyle. Kalbi Muhammediye gelen vahiy diyor. Abi sen akla geldi diyorsun falan. Bak Resul şu vücudumu gör. Bak buradan yukarısı var. Bir de ayak var. Burayı kalp kabul et, burayı. Bir ayağımla duruyorum, bir de ayağımla duruyorum. Bu ayağıma, bu kalp olursa, makesi efkar, dima. Burası mazar hissiyat, vicdan. Vicdan müstakil, akıl müstakil gibi gözükürken, aklın şüpheli. Onun için bir şey konuşulurken, eğer genel konuşuluyorsa aile, kalp kullanılır. Tamam mı? Genel. Eğer daha hususu oluyorsa kalbin hangisi? Aklı mı vicdanın? His kullanılır. Yani mesela kalp diyor ama neresidir diye baktığın zaman bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Onun için külliyatta bu Allah Allah burada nasıl? Bu sureti, bu kanuniyeti, bu hakikati, bu mahiyeti, bu sari, bu ima, bu remzi, bu telmi. İşte bütünsel baktığın zaman işte bazıları da soruyor ya külliyatı nasıl okumak lazım? Böyle. O parçaya, bu parçaya al böyle Allah Allah. Burada niye demiş? Ha burada aile hayatı diyor. Mesela da emniyet karı koca diyor. Karı kocayı bir tane de ekliyor. Aile hayatında babaanne var, dede var vesaire var. O zaman merhamet, hürmet yetiyor. Ama karı koca da yetmiyor. Bir de ne gerekiyor? Emniyet. Güveneceğim yani. Öyle böyle yaşamayacağım yani. Yani benim güvenimi sarsacak iş yapmayacaksın. Yalan dolarla iş olmayacak. Yalan böyle alışmışsan hiç evlenme kardeşim. Böyle bir hayat olmaz. İnşallah
Başka hangi günümüz vardı elimizde? Yarın şeyimiz var, bizim Dima dersimiz var genel. Saat 10'da, onda canlı yayın yapmıyoruz. 10'la 2 arası. O çok özel. Bazı yerleri silmemiz gerekiyor. Canlı yayın yapınca pat diye giriyor o. Çünkü veya canlı yayındayım diye ben de onları konuşamıyorum. Çok hususi bazı şeylerden bahsediyoruz. Ama genele yayına giderse yanlış anlaşılır. Sonra derler ki ola Muhyiddin Arabi gibi falan. Durum iyi değil. Burada keselim. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Fatiha çekmeden canlı yayında olursa sen şey yaparsın. Sorusu olan varsa sorusunu alırım. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha. Bu annesine benzemesi lazım diyorsunuz ya abi. Misal ben evlenirsem kadın anneme benzemesi lazım. Yani ben onu anneme benzemesini istemiyorum. O zaman ne olacak? Şimdi dedim ya sana, mesela ustad burada saymış, ailede cennet yaşamak istiyorsan eşine diyor, şu anlar bak 133, ya 183, pederane ol diyor, eşine baba gibi ol. Senin eşine babası nasıl davranıyordu? Babası. Öyle olmaya çalış yani. Babası şu, ne kadar kusuru da yoksa kızının, af görüyordu, affediyordu yani, meşgul bir şey yapmıyordu. Babasını da bağırıyordu, çağırıyordu. Kalam, tamam kızım, tamam. Yani bir gözü kör, bir kulağı sağır gibiydi. Sen de öyle ol. Bir, sonra kadın olacaksın. Ferzendane, çocuk annesiyle, çocuk babasıyla nasıl? Yani çocuk annesiyle, ferzendane, anne-çocuk ilişkisi. Yani karı kocasınız ama anne-çocuk ilişkisi. Sen karının, eşinin çocuğu gibi ol ya. Yani nasıl? Kardeş anne ol diyor. Kardeş. Arkadaş başka. Şimdi senin kardeşin var. Karındaş. Aynı şeyden doğdunuz. Bir de arkadaş ol. O da dışarıda mesela sen mahallede büyürken arkadaşın yok mu? Dersen arkadaşın yok mu? Ona göre davran. Kardeş gibi ol. Şimdi kadın olacağım diye. Böyle yap. Şimdi eşin. Eşi de ne diyecek? Diyecek ki bu kocam. Ağacın kovundan çıkmadı. Kestane koçanından çıkmadı. Bir aileden gelmedi mi bu adam? Bu adamın kültürü nedir? Anne babasının nikahı ne kadardı? Ne kadar sağlamdı? Anne babası ne yedirdi? Yani helal haram. Ne kadar eğitimi aldı? Bu kocasına bakacak kadın. Bakacak. Bu adamın kafasında bir kadın modeli var. Yani kadından beklentisi var. Kadın nasıl olmalı? Adamın kafasında var. Kim oluşturdu onu? Dedim ya bir şişede Lazlar böyle hıyarı sokar da şekil alır. Veya bu kaba göre şekil alır su. Ha diyecek ki kadın, kocamın kadın modeli annesi evde böyle büyümüş. Annesi gibi ol diyor. Bak birbirine pederan. Annesi gibi ol. Sonra onun evladı gibi ol. Onun kız kardeşi gibi ol. Kız kardeşi. Onun sokaktaki arkadaşları var. Bir şeyler yüklüyorlar. Sen de o arkadaş gibi ol. Olmasa ne olur diyorsun. Olmama nispetinde toz duman olur. Kavga olur. Bugün ben sana söylüyorum. Sen o kadar bilmezsin de ben çok yaşım şey de. Şu anda %90 her evde sıkıntı var. Bundan dolayı. Bir şey söylüyor, esas alıyor. Onu unutmuyor. Onu unutmayacağım diyor. Yapıştırır. Unutma ya. Çok iyi olur. Altınla sakla onu. Sanki işte bir derdi ki bunu dedi, bunu yaptı. Her daim mi böyle? Her daim mi böyle? Ya söyledi işte boşta bulundu dedi yani. Ya ashabilik işte. Hatta ashabiliğin bir zirvesi var. Bir zirve. Aklı yitirecek şekilde. O zaman karısını boşasa diyor, boş olmuyor. Sonra uyanınca adam ashabilik gitti. Sen ne yaptın ya karını boşadın? Öyle manyak mı sana? Ne karıyı boşadım ya? Hatırlamıyorsa, yani öyle bir asabilik ki yaptıklarını, dediğini hatırlamıyorsa onda mesul değil. Çünkü cünunluk deniliyor. Yani bilmiyoruz ki ya. Biz çocuk yapabilecek yaşa geldiğimiz için evlendik. Mehmet Akif. Oysa buna sinibulu deniliyor. Bir de sinirüşt var. Hakka hak bilip hakka yapışmayın. Bilmiyoruz. Anladın mı? O zaman ne olur? Onun gibi davranmasa. Mesela sen annen gibi, annene. Nasıl davranacaksın? Yani
babası gibi, çünkü onun kafasında bir model var. Arkadaşı gibi, kardeşi gibi. O da çocuğum ama babası gibi olayım, kardeşi gibi olayım, arkadaşı gibi olayım. Dünya cennet olur ya. Yani kısacası gözünü kapat oğul. Onun fikriyatı, hissiyatı, latifeleri, onun psikoloji, bir de cinsiyeti, kadın mı erkek mi? Boyalan. Oradan bu tarafa bak. Bakacaksın ki hakikaten dediği, söylediği gayet normal. Anormal olmasının sebebi buradan oraya bakıyorum. Buradan oraya bakınca onu tanımıyorum ki. Kendi dünyamda bir doğrular var, yanlışlar var. Nasıl bunu bana der? Oysa onu, o olursan gayet normal. Bir misal söyleyeyim. Sonra öğrendim. Kastamonu'da birisi kızdığı zaman hain derlermiş. Hain seni be! Vesaire. Ya orada kültürden kullandığı tabiri sen gelirsen İstanbul'a veya dershaneye haine bak! Kastamonu kültüründen gelen birisi dese ki haine bak! Hain dinine ihanet etmiş adam demektir. Başka bir şeydi. Sen git Hatay'a bulunduğum için Kırıkhan'a. Bu incir kaç para de? Şöyle bakarlar plakana, yabancı mı değil mi? Yoksa tepsiyi kafana geçirirler. İncir demeyeceksin, yemiş diyeceksin. Yani tabirler, söylenilen, kullanılan sözler her daim insan düşünerek ve tartarak söylemiyor. Yani metresini kantarı olmadan söylüyor. O zaman onu esas alma. Müştab şöyle derdi öğretirken, bunlar bizi ders yaparken. Bu adam veya bu kadın bu sözü veya bu davranışı hayatının ekseriyetinde var mı? Çoğunlukla bununla mı yaşıyor yani? Bunu mu öne çıkarıyor? Böyle mi inanıyor? Hayatında ekseriyette ise tamam otur. Ama söylemiştir öyle. Ağzımızdan tükürük çıktığı gibi o da çıkıyor. Peki bu hata ya nasıl yaptın? Ya peygamberlerde zelle var ya. Peygamberle kusur yok ama hata var. Mesela Yunus Aleyhisselam niye denize atıldı? 100 sene tebliğ etti, bir tane iman etmedi. O adam şu peygamberin sabrına bak. Dedi ki ya ben başka yere gideyim de davayı orada anlatayım. Ama peygamberler bizim gibi değil. Allah'tan izin alacaktı. Mekke'den hicret gelmeden peygamber çıkamaz. Ne yaptı? İzin almadan gitti. Hop denizin dibine attılar. Buna ne deniliyor? Zelle. Peygamberler de zelle oluyor da. Adem Aleyhisselam zelle yaptı da. Yani değil mi? Cennetten çıkarılmasına sebep oldu. Kardeşim, Adem Aleyhisselam'a Allah fırsat veriyor, tövbesini kabul ediyor da, Allah kulunu tövbesini kabul ediyor da, sen benim kusurumu niye affetmeyi kabul etmiyorsun? Affet ya, işte kusura bak. Abi demiyor ama kusur, affet demiyor. Gene inanıyor. Yok ya, biraz sonra geçer. Yani kadın ve erkek o kemalat yok ki kusurunu ifade edecek. Ya ben yanlış yaptım. O çok zor. Peki nasıl anlayacağız kusurunu anladığını? Öyle davranmıyorsa illa özür bekleme. Yani özür şu, ya özür dilerim demek iyi olurdu ama diyemiyor, olsun. Ama baktın ki dediği gibi hareket etmiyor, alttan alıyor, unutturuyor. Yani sana yanaşıyor, tamam da ondan daha iyi, fiili özür diliyor işte. Daha üzerine ne gidiyorsun ya? Var mı başkası? Ama bu dört tane unutmayacaksın. Bu pederhane, ferzendhane, kardeşhane, arkadaşhane. Bu çok önemli. Bu da neyle olur? Ahirete iman kemalatıyla olur. Ne kadar ahirete iman olursa benim ahiretim ona göre davranır. Yani sonuca göre davranırsın. Biz ehl-i iman, ahirete iman ettiğimiz için o imanla buradaki doğrularımızı, yanlışlarımızı de, deme, yap, yapma, git, gitme, ver, vermeyi nereye göre yaparız? Ahirete iman seviyemize göre yaparız. Mesela bir tanesi ne yaptı bana? Dün bir yerdeydim, bir dersteydim. Bir yere uğradım. Bizim vakıf kardeşlerle. Vakıf şeyle. Bir tanesi bana tesbih şey yaptı. Tamam mı? Bakayım. Neyse. Tesbih bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Abi dedi, bunu sana veriyorum. Bak şimdi. Ya sana lazım olur, bende var dedim. Bu benim odun. Bu da zeytin. Bak bir şey anlatmak için. Vakıf ya. Olaya bak. Abi diyor, ben bunu çok seviyorum dedi. Niye veriyorsun? Dedi ki, Allah diyor ki Kur'an'da, o ayete mazar olayım. Ya Allah memnun etmek için, rızasına bak, çok büyük şey mi yapıyorsun? Allah dedi ki diyor ayette, baba, en çok sevdiğinizden verin.
ben bunu çok seviyorum. Ben dedi, bunu Allah'ım o ayetine mazhar olayım diye sana veriyorum. Sen de istemeyorsun. Ben onun gibi veremem. Peki, var yoksa ben çıkayım. Yok, şu an yok. Peki, El Fatiha tekrar.